Herkese yeniden merhaba ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım çünkü Dresden'e gidiyoruz ve o kadar mutluyum ki yani Almanya'ya taşındığımızdan beri ilk kez bir gece yatmalı ya da işte bir yerde kalmalı bir seyahat yapacağız ve çok özlemiştim. Bu sefer otobüse gideceğiz bu arada. Çünkü Dresden bize yaklaşık 2,5 saat kadar uzaklıkta. Tabii bizim evden çıkışımızı saymıyorum. Berlin'in merkez tren garından 2,5 saat uzaklıkta ve Flixbus'ta gideceğiz. Daha önce Flixbus'ta birçok kez seyahat etmiştik ve çok önerdiğim ve rahat olduğuna inandığım bir otobüs firması. Uzun zamandır yapmak istediğim bir şey vardı. Hep böyle bir yere gitmeden önce bavulumu da göstermek istiyordum ve bunu yapan YouTuber'lara da inanılmaz böyle özeniyordum. Böyle ay benim de olsun istiyordum ve sonunda o gün geldi. Bir gece kalmalı bir seyahat olacağı ve yarın sabah çok erken çıkacağımız ve pazar günü akşam erken döneceğimiz için sadece sırt çantasıyla gideceğiz ve size neler götürdüğümü de göstermek istedim. Ya benim için de iyi olur aslında çünkü böyle bir seyahat yapmayalı uzun zaman olmuştu. Hani ya Türkiye'ye gitmiştik ya işte tatile gitmiştik. Hep uzun süreli bir seyahat planı ve uzun süreli bir kalınacak yere göre çanta hazırlandığı için, daha doğrusu çanta hazırladığım için bu bir günlük seyahat benim için de birkaç yıldır yapmadığım bir şey ve unutmuş olabilirim diye düşünüyorum. Hatta birkaç tane video falan izledim. İnsanlar neler götürmüşler onlara baktım. Ben bilgisayar falan götürmeyeceğim. Böyle ekipmanlarımı falan da götüreceğim. Her şeyi anlatacağım bir video olsun istedim ve benim için de bir böyle rehber gibi bir şey olsun istedim açıkçası. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak çantalarım arasında bu çantayı seçtim. Bu çantayı ben zamanında T-Max'ten Berlin'den getirmiştim. Daha doğrusu götürmüştüm. Sonra tekrar getirdim tabii ki. Benimle birlikte geldi ve bu çantayı çok seviyorum. Rengi falan da çok güzel. Böyle boyutu da çok güzel. Tam ideal. Ve arkasının şu kalın oluşu hani çok ağır hissettirmiyor desem yalan ama daha rahat oluyor. Ve ben bunun rengini çok seviyorum. Bunun rengi mat diye geçiyor. Yani çamur diye geçiyor. Hani bakmak isterseniz bu renk. Tam böyle bakıyorum bir tık daha tarçın çıkıyor şu an kameradan ama aslında çok daha koyu bir tam böyle bir çamur rengi aslında. O yüzden bunu çok seviyorum. Her kıyafetime uyuyor. Her şeye uyuyor. Zaten benim yani bunun uymayacağı bir renk bence. Bunun içinde ne olabilir? Gerçekten bir dakika böyle bir saniye düşünmenizi istiyorum. Bunun içinde ne olabilir? Bunun içine ben böyle büyük bir makyaj çantası olarak almıştım bunu DM'den. Ama ben bunun içerisine kıyafetlerimi koydum. Şöyle. Kıyafetlerimi koydum ve bence çok güzel oldu. Çünkü hem böyle fermuar bir şey hem çantanın içine kirlenmeyecek. Çok çok güzel oldu. Böyle çıkarmadan kısaca göstermem gerekirse zaten bu arada bu Dresden videosunun vlogunu da çekeceğim. O yüzden neler giydiğimi aslında orada da görebilirsiniz. Böyle detaylı oda turu, işte gezdiğimiz yerler, yolculuk, yanımıza aldıklarımız her şeyi göstereceğim bir video olacak. Bu videodan sonra onu da izleyebilirsiniz eğer ilginizi çekiyorsa. Bunun içerisine de ben bir set pijama koydum. Altlı üstü takımı Trendyol'dan almıştım. Çok güzel çıktı waffle kumaş olan. Yani uzun bir yolculuk olacağı için ve sabah çok çok erken kalkacağımız için şöyle yapalım diye düşündük. Sabah 6'da evden çıkacağız ve buradan işte tren garına gideceğiz. Oradan 2,5 saatlik bir yolculuğumuz olacak ve sonrasında da öğlen 2'de aslında check-in yapabileceğiz odaya. Bunun için de yani biz bayağı 6-7 saat aynı kıyafetle ve dışarıda olacağız. Bunun için de hem de eşyalarımızı bırakalım, hem de böyle bir duş alalım, bir tazelenelim ve o şekilde dışarı çıkalım. Bir tık da dinlenelim gün ortasında diye düşünerek hem yarın giyeceklerim tabii ki üstümde gideceğim ama yarın gün içerisinde aslında bir de kıyafet değişikliği olacak ama çok da öyle bir kıyafet değişikliği değil. Zaten ben altıma tayt giyeceğim, yanıma bir tane daha tayt aldım. Yarın üzerine bir tişört giderken giyeceğim zaten. Öğlen tekrar değiştirirken hem tayt hem de farklı bir tişört giyeceğim. Farklı ikisine değiştireceğim. Sonra da ertesi güne de sabah giydiğim taytla hem de o da havalanmış olacak. Pazar günü sabahı tekrar giyeceğim onu ve yeni bir tişört giyeceğim. Yani bu yüzden üstümde giyeceğim hariç iki tişört, bir tayt ve bir de pijama takımı götürüyorum. Ama ideali zaten iki tişört bir alttır. Böyle şeylerde hatta kotla gidiyorsanız alta bile gerek yok. Gelelim yanıma götüreceğim bu
makyaj ve bakım çantasında bu çantayı o kadar severek aldım ki. Plan 1'den almıştım ben bunu geçen yıl ve rengi o kadar güzel ki. Yani şu mavinin şu morla uyumu müthiş, bayılmıştım buna. Ve bunun içerisinde de şöyle, her şeyim bunun içerisinde ve gerçekten gerçek bir günlük seyahatte ne götürürsem olur. Ne götürürsem kendimi kötü hissetmem ve rutinlerim dışında çok da çıkmamış olur mu düşünerek hazırladığım bir çanta oldu. Umarım size de faydası olur. Bu içerisinden çıkartıp hepsini tek tek koyacağım. İlk önce kişisel bakımdan bahsedeyim. En sonunda makyaj kısmından bahsederim. Bir tane deodorantım. Şöyle bir tane kesem var. Bu kesenin içerisinde aslında bu kesede bu yeniden kullanılabilir pamukların olduğu bir kese. Bunun içerisinde çok pamuk vardı ama ben iki tanesini alıyorum yanıma. Bunlar seyahatte gerçekten kurtarıcı oluyor. Şöyle, yeniden kullanabiliyorsunuz bunu. Yani ben kullandığım için tabii ki eski form yok ama şu içinden yenisi çıktı bir tane. Bunu hiç kullanmadım mesela. Bunları da kullandığım bunlar. Bunu da hiç kullanmadım. Ama onu götürmeyeceğim. Yanına da Garnier'in bu çift fazlı makyaj temizleme suyunu aldım. En güzel bununla çıkıyor bence makyaj. Ve bunu şöyle içerisine koyup işte gözümü bekletip sonra her tarafını silip oradaki bir sabunla, şampuanla ne varsa hemen anında yıkayıp kurumaya bırakacağım. Ve bu benim için inanılmaz bir kurtarıcı oluyor. Yani pamuğum bitti, aman şöyle oldu, böyle oldu derdi olmuyor ve çok çok tavsiye ederim böyle bir şeyi. Özellikle seyahatlere, tabii ki normal hayatta da kullanmak lazım sıfır atık için. Ama ben normal pamuğu yine de ojelerimi çıkarmak için kullanıyorum. Onun için de farklı yöntemler var ama daha o kafaya gelemedim maalesef. Şimdilik bulduğum çözüm bu ve bu benim makyaj çıkartma kitim. Cilt bakımından devam edecek olursak şöyle Alverde'nin bir tane yüz temizleme jeli çıkmıştı Edmund Callender'dan ve ta o zamanlar çıkıp hala kullanamamıştım. Bu böyle yüz temizleme jelleri çok fazla zaten satılıyor her yerde. Bu da Edmund Callender'dan çıkan bir ürün olduğu için bunu da yanıma alacağım. Şöyle düşündüm, makyajımı çıkartırım, sonra yüzümü yıkarım. Ondan sonra ürün olarak da şöyle küçük güzellik ampullerim var. Bunları kullanacağım ve bunları kullanacağım ve atacağım orada. Çok aşırı pratik bir şey. Ben bunu tatilde de kullanmıştım. Yüzünüz böyle kadife gibi yapıyor ve müthiş güzel bir şey. Bunları yüzümü yıkadıktan sonra serum olarak kullanacağım. Ve dediğim gibi sabah zaten cilt bakımımı evde yaparım. Birincisini otele gittiğimizde girdiğimiz duştan sonra kullanacağım. Üzerine makyaj yapacağım. Sonra bunu akşam yatmadan önce makyajımı çıkarttıktan sonra kullanacağım. Bunu da üçüncüsünü de sabah duştan sonra kullanacağım ve gerçekten her şeyi sayıyla götürdüm. Çok güzel oldu. Sonra göz kremi olarak bunu zaten tatilde kullanmıştım. İçerisinde aşırı aşırı yok öyle. Bu Asam Beauty'nin minicik 7 milimlik olan bir göz kremi var. Zaten göz kremleri 15 milim ama bu çok çok daha kompakt bir ürün. O yüzden bunu alıyorum yanıma. Krem olarak da bu kardeşimin gönderdiği bir tane krem var. Çok da tatlı bir rengi var. Bunu kullanacağım. Bu kremi daha önce hiç kullanmamıştım. Ve yanıma güneş kremi almayacağım. Zaten hava bayağı bir kapalı. Burası gibi hava orada da. O yüzden bir günde güneş kremi sürmesem bir şey olmaz diye düşünüyorum. O yüzden almayacağım çünkü ona yerim yok. Sonra kişisel bakım olarak şu tarağımı götürüyorum sadece. Ne olur ne olmaz diye bir tane tırnak makası, bir tane cımbız ve bir tane de şöyle katlanabilir DM'den aldım, Eberin'den aldım bir tane törpüm var. Bunları götürüyorum. Bunların hepsi küçük boy. Diş fırçası olarak içerisinde şöyle diş fırçam var. Bunu Osman'dan almıştım. Bunu da Gratis'ten almıştım. Çok seviyorum bunu. Mert'te de bende de aynısından var. Yıllardır bizimle. Ve diş macunu olarak da şöyle. Bunu galiba Brandon'daki tatilimizden getirmiştim diye hatırlıyorum ama emin değilim. Bendeki diş macunları 15 milim ve 20 milim arasındaydı. Bir tane de 5 milim vardı. Bu 5 milime güvenemedim. O yüzden 10 milim olanını yanımda götüreceğim. Makyaj için de açıkçası şöyle düşündüm. Cilt bakımımı yaparım. Sonra üzerine
bazımı kullanırım. Riva de Loop'un bu aydınlatıcı bazını. Üzerine çok fazla fotoğraf ve video çekeceğimiz için Asan Beauty'nin Magic Finish'ini kullanırım. Sleek'in kontür paletini kullanırım ve şunu da far olarak kullanırım. Ve bunu aynı zamanda aydınlatıcı olarak kullanırım diye düşündüm. Ve ben bu paleti o kadar çok seviyorum ki. Bendeki medium olan. Eğer sizde varsa ve kullanmıyorsanız çok şey kaybediyorsunuz. Hatta bildiğim kadarıyla Sleek Türkiye'den gitti. Ama Sleek burada da yok. Bilmiyorum yani tam olarak hangi ülkelerde de olduğunu. NARS'ın Soft Matte Complete Concealer'larından hani rengiyle kapatırım. Bunu da gerçekten hakkını veriyorum. Ben de 4 yıldır bende bu ve hala kullanıyorum. Çok seviyorum. Dedim ki Sleek'i kullanırken Real Techniques'in bu çok amaçlı fırçasını kullanırım. Formu bozulmasın diye de şöyle fırça koruyucuya koyuyorum tekrar. Evet. Ve otellerde şöyle yapıyorum. Eğer bir katı sabun varsa kullandıktan sonra mutlaka yıkıyorum ve ertesi güne kadar mutlaka kuruyor. O yüzden katı sabunlar varsa bunları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kirpiklerimi kıvırırım ve Essence'in I Love Extreme'lerinden mini boyunu da kullanırım ve bu şekilde makyajımı tamamlarım. Sonra neyim eksik? Bir rujum eksik. NARS'ın Orgasm ruju varmış ve bunu bana kardeşim gönderdi. Ben böyle bir renk görmedim. O kadar iyi ki. Yani o kadar iyi ki anlatamam. Hem de minicik. Bayıldım buna. Bunu alıyorum yanına ruj olarak. Ve lip balm olarak da şuradan hemen alayım. Lip balm olarak da Edmund Cannon'lardan çıkan yine Balea'nın bu lip balmını alıyorum yanıma. Parfüm olarak ne alıyorum derseniz. Bir alışveriş yapmıştım. Gerçekten ne aldım hatırlamıyorum. Ve Trendyol'dan almıştım, onu hatırlıyorum. Satıcı bana böyle XO'nun 4 tane parfümünü yolladı. Bu mor olanı, böyle leylak gibi olan bir rengi. Ve o kadar güzel kokuyor ki. Şu şişelerde tam seyahatlik. Ben büyük ihtimal bir tanesini kullanırım ama ne olur ne olmaz yanıma bir tane daha aldım. Zaten küçük çok da yer kaplamıyor diye. Ve kocaman bir sürü şey çıktı ve hepsi bu çantadan çıktı. Benim bir günde kullanacağım her şey gerçekten de bundan bir tane bile fazla değildir. Cilt bakım ve makyaj diye şurada içinde bir tane daha ayrı bölmesi var. Şu ayrı bölmesini zaten cilt bakım ürünlerinin daha az diye buraya onu. Diğer tarafa da makyaj ürünlerini koydum. Ve çok rahat olacak yani kullanması da. Sonra burada gözlüğüm var. Kendisini Atasun'dan aldığım ama Ray-Ban kılıfına koyduğum. Hiç Ray-Ban gözlüğüm olmadı ama Ray-Ban kılıfsız bir gün bile geçirdiğimi bilmiyorum. Bunu bana kuzenim vermişti. Anahtarım. Bu da Nanam'ın Öykü'nün bize gereken getirdiği hediyelerden bir tanesi. O kadar tatlı ki bayılıyorum buna. Sakız. Fenty Beauty'nin minik bir parlatıcısı. Ve bozuk paralar. Şimdi gelelim kısaca teknoloji aletlerine. Aynı sırt çantasına GoPro'nun bu çantasını koyacağım bu şekilde. Ve içerisinde bakalım neler varmış diye. Şöyle GoPro'm var içinde. Burada bunları yanıma almama gerek yok. Kullanmıyorum çünkü. Ve gitmeden önce mutlaka boşaltmam lazım. Ve böyle bir tane küçük bir çanta aldım Flying Tiger'dan. Bunun içerisine de yedek bataryamı, şöyle de iki tane kablosu var şarj etmek için. Bunları koydum. Şu bu böyle tutması da kolay ve çok da tatlı yani sana renkli. O yüzden bunu alıyorum yanıma. Şöyle geçiriyorsunuz. Ve bunun üzerine de şu şekilde de sabitliyorsunuz ve çok tatlı duruyor. Bayılıyorum buna. Sadece şu vidayı yaptığım iyi oldu. Çünkü gerçekten ben bu vidayı unuturdum. Bu kutunun içine de GoPro'm koydum. Bunu koydum. Bu çantanın içerisine de yedek bataryam, kablolarım ve şu vidayı koyuyorum. Bunu da gözümün önüne koyuyorum ki gitmeden önce mutlaka temizlemem lazım. Bir de şu anki çekim yaptığım kameramı ve onun kılıfını alacağım. Ve yedek bataryayı ve şarj aletini de yine bunun içerisine koyacağım. GoPro'yu sürekli elimde tutuyorum ama
Hani böyle şöyle yanımda bir tane bez çanta oluyor ve içine koyuyorum. Çizilmesin ya da elimden düşmesin diye. Şarj aleti alacağım tabii ki. Sadece Apple Watch'umun ve telefonumun şarjı içinde şöyle bir tane çift çıkışlı tek soketli bir kablo almıştık Türkiye'den ve çok çok kullanışlı. Bunu alacağım bir de yanıma. Sonra komiktir ama gideceğimiz otelde Nespresso makinesi varmış ve aşırı mutlu oldum. Çok seviyorum böyle küçük detayları. O yüzden akşam kahvesi içmek istersek odada diye kafeinsiz, sabah kahvesi içeriz diye ve termosumuza doldururuz diye de ikişer tane daha ekstra kapsül. Yani yanımda 6 tane daha kapsül götüreceğim. Tabii ki 4 tane kapsül var ama zaten biz odaya girdiğimizde bir içeriz, bir de hazırlanırken içeriz. O yüzden o gün biter orada. O yüzden yanıma 6 tane daha kapsül aldım ki hem de termosumuza da doldurabilelim diye. Yolluk götüreceğim yanımıza. Çünkü 2,5 saat yet, 2,5 saat kal. Bayağı bir şeyler götürmemiz gerekecek. Yanıma büyük ihtimal 2 tane poğaça var buzluğumuzda. Onu alacağım. DM'den aldığım bir tane böyle fındık fıstık küçük bir paket vardı. Onu alacağım. Mert'e bir tane Halley alacağım. Bana da bir tane böyle susamlı ballı bir atıştırmalık var. Sabah kahvesini içerken yolda yanına yemek için onu alacağım yanıma da. Ve hani bunu hem gidişte hem de dönüşte yapmak için böyle ne bileyim çok hoşuma gidiyor ya böyle küçük detaylar. Böyle küçük bir yolluk da hazırlayacağım yani. Belki size de fikir olur diye hem anlatmak istedim hem de yaparken de gösterdim. Böyle gerçekten çok heyecanlandım ve uzun zamandır yapmak istediğimiz bir şey yapacağız yarın. Umarım size de faydası olan bir video olmuş olur. Ben bir günlük seyahat için gerçekten götürebileceğim en az şeyi götürdüğüme inanıyorum. Bunun yanında tabii ki söylemeyi unuttum ama iç çamaşırı ve çorap da var. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Gelecek videolardan haberdar olmak için de aşağıda bir yerde bir tane bildirim zili var. Onu tıklarsanız gelen videolardan hemen haberiniz olur. Ve bundan sonraki video büyük ihtimal Dresden'in bloğu ve kalacağımız otelin oda turu olacak. Eğer onu da izlemek isterseniz de takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.